Balyoz tertibi kuruluşunun 100. yılında hava kuvvetlerini de vurdu. 3 generali tutuklanan, 10'a yakın generali de balyoz soruşturmasına dahil edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine kimin getirileceği tartışma konusu. Önce Hava Kuvvetleri Komutanı olacak Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandı. Balanlı'yı terfi sırası gelen Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanı Korgeneral Korcan Pulatsu izledi. Hava Kuvvetleri'nde terfi sırası gelen Korgeneral Ziya Güler de balyoz soruşturmasına dahil edildi. Mevcut kuvvet komutanı Orgeneral Hasan Aksay'dan boşalacak koltuğa oturacak bir isim kaldı. Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Mehmet Erten. Deniz Kuvvetleri'nde de durum karışık. Kuvvet Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit emekliye ayrılıyor. Teamüllere göre Yiğit'in yerine Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel gelecek. Ancak Donanma Komutanı'nın kim olacağı tartışma konusu. Bilgel'in yerine gelebilecek Koramiraller Kadir Sadıç ve Mehmet 31oğlu da balyoz davasından tutuklu. Balyoz soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan 2 albayla birlikte Deniz Kuvvetleri'nden 2 koramiral, 3 tümamiral, 7 tuamiral, 32 albay ve 5 yarbayın tutuklanmaları nedeniyle terfileri engellenmiş oldu. Deniz Kuvvetleri'nde yarbayların general olacağı bir süreç işleyebilir. Personel sayısının çokluğu nedeniyle terfi sıkıntısının henüz başlamadığı Kara Kuvvetleri'nde ise Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun yerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel'in gelmesi bekleniyor. EDOK Komutanı Orgeneral Sadıray Berk'in Orgenerallik'teki 4. yılı doluyor. Bu durumda normal teamüllere göre kıdemli orgeneral olarak Jandarma Genel Komutanlığı için adı gündeme gelebilir. Ancak Erzincan Ergenekon davasına adı karıştırıldığı için hükümet Berk'i istemiyor. Üstelik Tayyip Erdoğan, Orgeneral Berk'le mahkemelik. Yüksek Askeri Şura öncesi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan korgenerallerin durumunun kara kuvvetlerini önümüzdeki yıllarda sıkıntıya sokacağı değerlendiriliyor. Bu yıl İki korgeneralin terfi etmesi beklenen kara kuvvetlerinde terfi sırası gelen korgeneraller İsmail Hakkı Pekin ve Mehmet Eröz andıç soruşturmasına dahil edildi. Böylece terfi sırası korgeneral Yurdaer Olcan'a geldi. Ancak Olcan da balyoz davasından tutuklu. Terfi sırası korgeneral Tevfik Özkılıç'a gelmişti ancak adı balyoz davasına geçirildi. Bu dört korgeneralin terfileri balyoz davası nedeniyle çıkmaza girdi. Kara Kuvvetleri'nin 16 generali daha balyoz davasından tutuklu bulunuyor. Korgenerallerin terfisini engelleme çabası önümüzdeki yıllarda Genelkurmay Başkanlığı'yla Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı görevine getirilecek komutanlara da şimdiden müdahale edilmesi anlamına geliyor. Fethullah Gülen'in sözcüsü olarak bilinen Hüseyin Gülerce'nin Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazısı tutuklamalarla amaçlanan hedefi ortaya koyuyor. Gülerce, Erdoğan'ın ustalık döneminin ilk iki sınavı yeni kabinenin teşkili ve yaklaşan Yüksek Askeri Şura çalışmalarıdır dedi. 6 yıl Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Sabri Uzun'un Ergenekon şeması 2001'de önüme kondu, ciddiye almadım açıklaması üzerine 2001 yılını mercek altına aldık. 2001 yılı DSP'nin Kemal Derviş operasyonuyla parçalanma sürecine girdiği, Ecevit'in başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin de erken seçime zorlandığı bir yıldı. Ecevit'in 2. Körfez Savaşı'nda görevde kalmasını planladığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Ergenekon şemasıyla emekliye ayrıldı, yerine ise Hilmi Özkök getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kukla devletin kurulmasına karşı mücadelesi engellendi. Ecevit iktidarı düştü ve Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül görev başına getirildi ve 2003 yılında Irak'ın Süleymaniye kentinde 11 Türk subayının başına geçirilen çuval operasyonu Ergenekon, balyoz ve diğer tertiplere kadar ulaştırıldı. İşte Sabri Uzun'un dikkat çektiği 2001 yılı ve Ergenekon şemasıyla Türkiye'ye vurulan 2002 darbesi. Bu tip tertipleri yapıp buraya tıkanlara 14 Haziran 2001'de önüme konan Ergenekon terör örgütü şemasında en üstteki sorumlu Orgeneral Çetin Doğan'dı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi'ne 6 yıl başkanlık yapan Sabri Uzun'un verdiği bu bilgi Ergenekon ve Balyoz'u çökertecek nitelikte. Bu davanın sonu bunu tertipleyenler içeri girdiği zaman bitecek. Daha 2003'teki Balyoz plan semineri yapılmamış. 2001 yılında Orgeneral Çetin Doğan hedef alınmış. Hem de Ergenekon'un bir numarası olarak. Sabri Uzun'un ifadesindeki kritik noktalardan biri de 14 Haziran 2001 tarihi. Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki koalisyon iktidarda. Daha o dönemden bir tezgah kurulmuş ve ilk darbe Türk ordusuna vurulmuştu. Uydurma Ergenekon belgeleri 1999 yılında hazırlandı ve Fethullahçı gazetelere servis edildi. 1999'da 2001 yılları arası Ergenekon tertibinin hazırlık dönemi. İhtilalde var mıydı bilmiyorum. Amerika 2. Körfez Savaşı öncesi hizadan çıktı dediği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine yönelik operasyonun düğmesine tam da bu dönemde bastı. İlk aşama Tuncay Güney'in 2-6 Mart 2001 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki mülakatı oldu. Fethullahçı polis şefleri hazırlık aşamasında önemli rol üstlendi. O gün Tuncay Güney'e Ergenekon demek, Türk Silahlı Kuvvetleri demektir dedirtildi. Hedef, Türk ordusunun kukla devlete karşı aldığı önlemleri engellemekti. Çünkü Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun Genelkurmay Başkanlığı döneminde Başbakanlık genelgesiyle Irak'ın kuzeyindeki kukla devlet savaş nedeni sayılmış ve bütün planlamalar buna göre yapılmıştı. Tuncay Güney'in ifadeleri üzerine Fethullahçı istihbaratçılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Ergenekon terör örgütü şemasına koydu, hem de birinci sıraya. İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un iddiaları ciddiye almaması üzerine devreye MİT girdi. MİT, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit'e ordunun içinde bir cuntanın bulunduğunu belirterek sözde Ergenekon örgüt şemasını sundu. Cuntanın başı olarak da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu işaret etti. Vatan sevgisiyle yetişmiş personel. Bütün plan Orgeneral Hilmi Özkök'ün Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi içindi. Ecevit, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nu Amerika'nın Irak müdahalesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında olması için görev süresinin bir yıl uzatılmasını istedi. Amerika, DSP operasyonunun düğmesine Kemal Derviş'le basmıştı. İsmail Cem de Derviş'in yanında yer alınca DSP parçalandı. Sosyal demokrat geleceğimizin... Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun görev süresinin uzatılması önerisine uygun davranmadı. DSP parçalanınca Ecevit'in gücü yetmeyince Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun görev süresi uzatılamadı. Dünyanın sayılı silahlı kuvvetlerinden 7 Temmuz 2002'de hükümet ortaklarıyla aldıkları ortak kararı çiğneyen Devlet Bahçeli 3 Kasım 2002'de erken seçim yapılacağını ilan etti. İşte tam bu koşullarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşisini bozan darbe tezgahlandı ve Genelkurmay Başkanlığı'na Hilmi Özkök getirildi. Orgeneralliğinin Amerika'nın talimatıyla 1999 yılında MİT Kontrterör Merkezi ve Fethullahçı polis şefleriyle başlatılan Ergenekon tertibi 2001'de Ecevit'in hükümetten düşmesi ve Tayyip Erdoğan Abdullah Gül iktidarının kurulmasıyla sonuçlandı. Gecemiz kutlu olsun. Gladio Türkiye'de hükümet değiştirmişti. Genelkurmay Başkanı da Hilmi Özkök olmuştu. Ancak kuvvet komutanlarının ağırlığı Ergenekon ve Balyoz tertibinin 2006 yılına kadar bekletilmesine neden oldu. Şemdinli, Atabeyler, Danıştay süreciyle yeniden hedef tahtasına konulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onlarca komutanı 2001 yılında yapılan Ergenekon ve Balyoz tertipleriyle tutuklandı. Lisans yerleştirme sınavı maratonunda sosyal bilimler sınavı vardı bugün. Adaylar heyecanlıydı. Bir de YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın sorular çalınacak açıklaması eklenince kaygıları daha da arttı. Sınav kağıtlarınız açık yayın arkadaşlar. Üniversite adaylarının katıldığı lisans yerleştirme sınavının sosyal bilimler sınavı yapıldı. Evet. Sorular kolaydı, o kadar zor da değildi. Biraz tarihi zordu ama iyiydi yani. Güzel geçti. Adaylar içeride, aileler de dışarıda ter döktü. Şahaneleşmediniz oğlum.
Binalara girişte saç diplerine kadar adaylar arandı. Tuvalet izni yine verilmedi. Düşük, küpe, kolye gibi hiçbir şeyle gelmiyorsunuz. Yakınlarınıza bırakın. Kalem, açacak silgi içeride var. Nüfus cüzdanı olmadığı için iptal edileceğini bile bile sınava girenler de vardı. Giriş belgem var yani. Sınava geç gelenler de. Gel. En önemlisi ise akıllardan şifre ve kopya gitmedi. Hazırlandık bakalım. İnşallah şifre falan olmaz. Oluşulan spekülasyonlar insanları zor durumda bırakabildi. Ya moralim şifre kullananlar kendileri yapıyor. Biz çalışıp da giriyoruz. Yani onların kendi ayıbı olacaktır. Korkum oldu açıkçası çünkü sınav iptal edilebilir falan tarzında da şeyler söylediler. Biraz korkum var, evet. İster istemez etkiliyor. Hani bunda da bir şey olacak mı, çıkacak mı gibisinden. Yine onda bir tedirginliği oluyor. Evet, özellikle YGS'den sonra çalışma aşamasında biz çok zorlandık. Yani insan boşta çalışıyormuş gibi geliyor ama bakalım. Bir de bu kaygılara YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın sorular çalınacak açıklaması eklendi. Çok ciddi bir ihbar. Onun için ben hiçbir risk alamam. Hem medyaya duyurdum, bütün Türkiye'ye duyurmuş olduk böylece. Bu çocuk bu psikolojide sınava giriyor. Önümüzdeki hafta sonu da adaylar edebiyat, coğrafya ve fen bilimleri alanlarında ter dökecek. CHP'de muhalifler olağanüstü kurultay için birleşti. Eski Genel Başkan Deniz Baykal ve eski Genel Sekreter Önder Sav, genel başkan değil sadece parti meclisi seçimli kurultay olsun görüşünde uzlaştı. Muhalifler olağanüstü kurultayda çarşaf liste yapılması için baskı yapacak. Seçimlerin ardından CHP'nin başarısız olduğunu söyleyerek harekete geçen muhalifler olağanüstü kurultay için yan yana geldi. Kulislerde eski genel başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav'ın genel başkan değil sadece parti meclisi seçimli kurultay olsun görüşünde uzlaştığı konuşuluyor. Baykal ve Sav'ın genel başkan seçimsiz kurultay yapılması görüşünde birleşmesinin nedenini ise şöyle açıklıyor. Kılıçdaroğlu'nun halk nezdindeki itibar ve sempatisinin devam etmesi. Olası bir olağanüstü kurultayda iki tarafta Kılıçdaroğlu karşısına aday çıkarmayacak. Çekişme parti meclis üyelerinin seçiminde yaşanacak. Muhalifler parti meclisi seçiminin çarşaf listeyle yapılması için çalışacak. Parti meclisinin 1/3'ünün mevcut yönetime muhalif isimlerden oluşması durumunda Merkez Yönetim Kurulu'nun güvensizlik önergesiyle düşürülmesi ve genel başkan seçimli bir kurultayı toplanma imkanının da bulunduğuna dikkat çekiliyor. Muhaliflerin başta Gürsel Tekin olmak üzere mevcut bazı MYK üyelerinin bu görevlerden uzaklaştırılmasını istedikleri belirtiliyor. MHP hem kaset tertipleriyle istifa ettirilen 7 genel başkan yardımcısı, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısının yerine yenilerini seçmek için hem de seçim sonuçlarını değerlendirmek için il başkanlarını ve MYK üyelerini Ankara'da topladı. Partinin yeni genel sekreteri İsmet Büyük Ataman oldu. MHP tarihinde ilk kez bir kadın genel başkan yardımcısı oldu. Toplantıda önce istifalar sonucu boşalan Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine yedekten atamalar yapıldı. Ardından da Başkanlık Divanı için oylamaya geçildi. Oylama sonucunda Genel Sekreterlik görevine İsmet Büyük Ataman getirildi. Muzaffer Çakmaklı ile Abbas Bozyel de Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerine atandılar. Semih Yalçın, Faruk Bal, Münir Kutluata, Tunca Toskay, Mevlüt Karakaya, Tuğrul Türkeş, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Reşat Doğru, Ruhsar Demirel, Hamit Ayanoğlu ve Mustafa Erdem de genel başkan yardımcılıkları görevine getirildi. Ruhsar Demirel, kadın ve aileden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilerek MHP'nin ilk kadın genel başkan yardımcısı unvanına sahip oldu. Ülke felakete gidiyor. Parti yönetimi atamaların ardından bu yönde şekillenirken MHP'nin meclis yönetimi içinde hazırlıklar sürüyor. Devlet Bahçeli'nin başta yeni anayasa tartışmaları olmak üzere birçok konuda zorlu bir sınav verecek olan mecliste, tecrübeli grup başkan vekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır'la da yola devam edeceği konuşuluyor. İstanbul Milletvekili Meral Akşener'in meclis başkan vekilliğine yeniden önerilmesine de kesin gözüyle bakılıyor.
Türkiye'nin Suriye içinde tampon bölge kuracağı iddiaları bölge ülkelerinde tedirginlik yarattı. Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun Türkiye-Suriye sınırında yaptığı incelemede de bu yönde yorumlara neden oldu. İran Devlet Televizyonu Press TV, Türk askeri helikopterinin Suriye hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Suriye sınırındaki mülteci geçişlerini bölge ülkeler dikkatle izliyor. AKP iktidarının açıklamaları ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'nun Suriye sınırında dün yaptığı incelemeler bölge ülkelerinde tedirginliğe yol açtı. Sayın Beşar Esad'ın da verdiği taahhütleri de içeren kapsamlı bir reform sürecinin gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanı Ceylanoğlu'nun Suriye sınırında yaptığı inceleme Türkiye'nin tampon bölge oluşturacağına dair haberlerle ilişkilendirildi. İran'ın İngilizce yayın yapan Devlet Televizyonu Press TV, Türk askeri helikopterlerinin Suriye hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti. Press TV, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ceylanoğlu'nu taşıyan helikopterin Suriye hava sahasını ihlal ettiği iddiasının kaynağı olarak Kanal 7 televizyonunu gösterdi. İran televizyonu tampon bölge iddialarıyla Orgeneral Ceylanoğlu'nun sınır incelemesinin aynı döneme gelmesine dikkat çekti. Press TV'nin haberi Suriye Today dergisinde Türkiye Suriye'nin hava sahasını ihlal ettiği başlığıyla duyuruldu. Bu arada Suriye'den 500 mülteci daha Türkiye'ye giriş yaptı. Sığınmacıların sayısı 10.000'i geçti. NATO savaş uçakları yine Libya'nın başkenti Trablus'u bombaladı. Libya yönetimi NATO'nun sivilleri vurduğunu açıkladı. NATO saldırısında ikisi çocuk, 7 sivil öldü. NATO, Libya'nın direnen lideri Muammer Kaddafi'nin bulunduğu başkent Trablus'u hedef aldı. NATO savaş uçakları Trablus'u bir kez daha bombaladı. Kaddafi yönetimi bombaların sivilleri vurduğunu açıkladı. Saldırıda ikisi çocuk, 7 sivil hayatını kaybetti. Kaddafi yönetimi yetkilileri kentteki basın mensuplarını saldırıda isabet aldığı söylenen bölgeye götürdü. Yıkılan binaları gösterdi. Kaddafi yönetimi yetkilileri NATO saldırılarında 856 sivil öldüğünü belirtti. NATO ise başka bir olayda isyancıların vurulduğunu duyurdu. NATO, Brega'daki 3 gün önce meydana gelen olay nedeniyle özür diledi. Türk solunun önemli isimlerinden Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi İlhan Selçuk mezarı başında anıldı. Türkiye onu polislerin arasında son olarak 12 Mart'tan 37 yıl sonra Ergenekon tertibi kapsamında sorguya giderken görmüştü. Çok güzel. 12 Mart darbesiyle gözaltına alındı. Ziver Bey Köşkü adlı kitabı işkenceleri hafızalara kazıdı. İlhan Selçuk Ergenekon tertibinde de hedef alındı. Sabaha karşı 4.30'da evinden alınıp 40 saat sorgulandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Selçuk kısa süre sonra kalp krizi geçirdi, ameliyat oldu. Ardından da kısmi felç geçirdi. Türk solunun önemli ismi İlhan Selçuk aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. Yakınları, sevenleri, dostları Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki mezarı başında İlhan Selçuk'u andı. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu İlhan Selçuk'un unutulmaz olduğunu vurguladı. Asırlar geçse aydınlar unutulmaz. Asırlar geçse insanlığa hizmet edenler unutulmaz. Asırlar geçse yapılan eserler, verilen eserler kaybolmaz ve mutlaka herkes tarafından beğeniyle izlenir ve takdir edilir. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç de Selçuk'a yapılan hukuksuzlukları anlattı. İlhan abiye çok acı süreçler yaşatmıştır. Onun aramızdan ayrılmasını başlangıç noktası da kendisine uygulanan hem hukuk dışı hem hoyratça uygulamalardır. Bugün tarih önemdeki Amasya Genelgesi'nin 92. yılı. 92 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık savaşımızın fitilini Amasya'dan ateşledi.
Amasya genelgesi ilk kez ulusal egemenlikten bahsedildiği için bir ihtilal bildirisi niteliği de taşımaktadır. Çünkü İstanbul hükümetini hiçe saymakta, hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu söylemekte ve milleti yine milletin azim ve kararının kurtaracağını söylemektedir. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş bildirgesi niteliğindeki genelgenin yıl dönümü İstanbul'da kutlandı. Galatasaray Lisesi önünde buluşan Amasyalılar atamıza saygı için Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı. Mustafa Kemal'in Amasya'ya gelişinin 92. yıl dönümünü kutlamak için Amasyalılar İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde buluştu. Amasya genelgesiyle kurtuluş savaşımızın ilk adımını atan atamıza saygı için Taksim Anıtı'na çelenk bıraktı. Amasya Dernekleri Federasyonu Başkanı Turan Sayar, Amasya genelgesi unutulmamalı dedi. Vatanın tamamı ve milletin bütünlüğü her zaman tehlike altında, dış mihraklar tarafından. O yüzden de ne olursa olsun Amasya genelgesi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş manifestosu hiçbir zaman unutulmamalı ve sürekli olarak her insanın beynine kazınmış olmalı. Amasya Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Kamil Demir, Müftü Efendi'nin sözlerini hatırlattı. Müftü Efendi Paşa'ya yüksek sesle, "Paşam, bütün Amasya emrinizdedir, gazanız mübarek olsun." dedi. Asla beklenilmeyen bu hitap aynı zamanda geleceğin teşhisiydi. CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal da hemşerileriyle birlikteydi. Amasyalılar ülkemizin kurtuluşuna önemli rol oynamışlardır. Biz aşkın ve sevdanın çocuklarıyız. Biz Şehzadeler Şehidi'nin çocuklarıyız. Tören halk oyunlarıyla sona erdi. Anayasa Mahkemesi milletvekili adayı gösterilmeyen eski devlet bakanı Ali Yekavaf'la çok sayıda AKP'li bakan ve milletvekillerinin harcamalarını mercek altına aldı. Yüksek Mahkeme AKP'lilerin harcamalarının parti kasasından ödenmesinin usulsüz olduğuna hükmetti. AKP'li bakan ve milletvekillerinin usulsüz harcamaları arasında makyaj malzemesi ve parfüm giderleri de bulunuyor. Anayasa Mahkemesi AKP'li bakanlar ve milletvekillerinin kişisel harcamalarının hukuka aykırı şekilde parti kasasından ödendiğine hükmetti. Gazeteport'un haberine göre usulsüz harcamaların en başında AKP'li bakan ve milletvekillerinin makyaj malzemesi ve parfüm giderleri bulunuyor. Yüksek Mahkeme 6.521 liralık parfüm ve bakım ürünlerinin gider yazıldığını belirledi. AKP'nin parti yöneticilerimiz medya, miting ve toplantı gibi programlara katılmadan önce ihtiyaç duyuyor savunmasını kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi bu harcamaların parti kasasından ödenemeyeceğini kararlaştırdı. Mahkemenin parti kasasından ödenemez dediği harcamalar bakan ve milletvekillerinin özel uçak masraflarını da kapsıyor. Eski Devlet Bakanı Ali Yekavaf, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Milletvekilleri Lokman Ayva, Reha Denemeç, Naim Şahin, Şaban Dişli, Sabri Varan ve Asım Aykan'la Tayyip Erdoğan'ın özel danışmanı Cüneyt Zaptun'un uçak biletlerinin tutarı da hazineye devredildi. Toplam 113.505 liralık fatura Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilerek hazineye gelir kaydedildi. Ergenekon davasında sık sık eleştirilen gizli tanık ve ABD modeli tanık koruma uygulamalarına Anayasa Mahkemesi vize verdi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart kararın hukuk açısından vahim olduğunu söyledi. CHP'nin tanık koruma kanunundaki 5 madde ve 8 fıkranın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru kabul edilmedi. Yüksek Mahkeme önceki gün talebi esastan görüşerek reddetti. Söz konusu uygulamada gizli tanık sıfatıyla ifade veren kişinin fiziksel görünümü ve sesi sanıklardan ve avukatlarından saklanıyor. Gizli tanık salonun dışındaki bir odaya alınıyor. İfadesini burada veriyor. Bu ifade tanığın görüntüsü ve sesi değiştirilerek mahkeme salonuna yansıtılıyor. Sanıkların tanığa soru sormaları mahkeme tarafından engelleniyor. CHP'nin iptal başvurusunda CMK'da terör suçları ve örgütlü suçlarla sınırlı tutulan gizli tanık düzenlemesinin adli suçları da kapsayacak şekilde değiştirildiği, bunun anayasaya aykırı olduğu vurgulanmıştı. Düzenleme ile sanıkların adil yargılanma hakkının ortadan kaldırıldığı savunulmuştu.
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart kararı, hukuk adına yeniden vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu karar adil yargılamayla bağdaşmıyor sözleriyle değerlendirdi. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri pazarda bir domates karşılığında bir tablo sattı. Fakültelerinin bölünerek taşınmasını protesto eden öğrenciler, rektörlüğün okulun kapanmasına bir hafta kala açıkladığı kararını geri almasını istiyor. Kaydır aklı maket gitti. Kaydır bu maketi aldı ablacığım. Pazarda renkli görüntüler oluştu. Atla kırma öyle ablacığım. Maket. Kocaeli Üniversitesi öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bazı bölümlerinin İzmit Anıt Park kampüsüne taşınması kararını protesto için pazarda eylem yaptılar. Bir hıyara bunu verdim sana al. Bir salatalık vererek iki haftada yapılan bir eser satın alan yurttaşlar şaşkındı. Hadi bakalım. Seçmece bunlar. Gel abi, gel abi. Ablacığım hemen burada domatesin yanına koyarsın. Onu alabilirsin abla istersen. Öğrenciler bir yandan protesto amaçlarını anlattı, bir yandan müşteri çağırdı. Tamam mıdır abla? İki patatese maket verdik. Bir domatese yeni yazılmış bir oyun veriyoruz. Gel vatandaş gel. İki erik bir fotoğraf. İki erik bir fotoğraf. İsteyen istediğini. Bu tabloyu yapan arkadaş kör oldu. Sadece bir erik. İki gözün hakkı bir erik. Gel vatandaş. Öğrenciler bütünselliğe ihtiyacımız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz dediler. Yani bir hıyara sanat veriyoruz. Gel al, gel al. Böyle bir eylem yapma kararı aldık. Çünkü fakültemiz ikiye ayrılıyor. İki aşamalı olarak taşınacak deniyor. Ama biz fakültemizin iki aşamalı olarak değil, bütün kalmasını istiyoruz. Çünkü sanat her zaman bütünselliğini koruması gereken bir olgudur. Biz sanatın bütün olarak kalmasından yanayız. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 6.sı düzenlenen Konas Altın Aslan Türk Filmleri Festivali başladı. Bir hafta sürecek festivalde sinema severler çok sayıda yeni film izleme fırsatı bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleriyle düzenlenen 6. Köyceğiz Kaunas Altın Aslan Türk Filmleri Festivali başladı. Festival Türk sinemasının usta oyuncularından İzzet Günay ve Süleyman Turan'ın da aralarında bulunduğu sanatçılara ödül verilmesiyle başladı. CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar, Köyceğiz Kaymakamı Güksel Gemici, Belediye Başkanı Salih Erbay, Yönetmen Ömer Faruk Sorak ve oyuncular Güven Kıraş'la Sezgin Akbaşoğulları festivale katılan isimler arasındaydı. Belediye Başkanı Salih Erbay festivalin amacını anlattı. Yani Yeşilçam camiasıyla, sinema camiasıyla, yazarlarla, yönetmenlerle Köyceğiz halkının bir araya gelip kaynaşması, bir hafta boyunca bunu yaşayacağız. Usta oyuncu İzzet Günay da Köyceğizlerle buluşmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Ama Köyceğizlerle, yani o sinema severlerle, bizim hakikatli seyircimizle buluşmak çok güzel gerçekten. Biz halkımızı çok seven ve halkımız tarafından çok sevilen bir kuşak sanatçılarıyız. Evet, onun için yani halkımızla buluşmak bizim daima hoşumuza gider, bizi mutlu eder. Sinema severler festival boyunca Kavşak, Gölgeler ve Suretler, Zefir, Gişe Memuru, Kar Beyaz ve Bizim Büyük Çaresizliğimiz adlı filmleri izleme fırsatı bulacak. Burdur'un Halıcılar Köyü'nde çiftçilik yapan Süleyman Uluışık, farklı bölgelerdeki tarlalarını sulamak için herkesi şaşırtacak bir icata imza attı. 52 yaşındaki Uluışık, sulama sisteminin pompasına yerleştirdiği cep telefonuyla tek bir noktadan tüm arazilerini kolayca sulayabiliyor. 52 yaşındaki Süleyman Uluışık, Burdur'un Halıcılar Köyü'nde 30 yıldır çiftçilik yapıyor. İlginç bir yöntem geliştiren Uluışık, sulama sisteminin pompasına yerleştirdiği cep telefonuyla farklı bölgelerdeki tarlalarını tek bir noktadan kolayca sulayabiliyor. Teknolojiyi yakından takip ettiğini belirten Uluışık, tarlalarına yağmurlama ve damlama sistemleri için iki ayrı boru hattı döşedi. Pompanın panosuna cep telefonu yerleştiren Uluışık, sistemi devreye sokmak için bu telefonun numarasını çeviriyor. Telefon çaldığında bir tuşuna basan Uluışık, böylece sistemi devreye sokuyor.
Cep telefonuyla 40 dönümlük arazisini kolayca sulayan Ulu Işık, sistemin kapanması için de yine aynı yola başvuruyor. Pompaya yerleştirdiği cep telefonunu arayan Ulu Işık, sistemin kapanması için bu kez iki tuşuna basıyor. Açıyorum telefonuma, başlıyorum, telefona basıyorum. Bir saat, bir buçuk saat neyse sula işi bittikten sonra da artı iki numaraya basıyorum. Telefonum tekrar kapanıyor, dalgıcımız rahat. Van'da avcılar tarafından kanadından vurularak yaralanan bir şahin 100. Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı şahin iyileştikten sonra tekrar uçabilirse doğaya salınacak, uçamazsa hayvanat bahçesine gönderilecek. Van'ın Gürpınar ilçesinde bir şahin avcılar tarafından vurularak yaralandı. Yaralı şahini bulan yurttaşlar Çevre Orman Müdürlüğü'ne getirerek yetkililere teslim etti. Burada ilk tedavisi yapılan şahin daha sonra 100. Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek Veterinerlik Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Kanat bölgesinde kırıklar ve saçma taneleri bulunan yaralı şahin yardımcı doçent Doktor Loğman Aslan tarafından ameliyat edildi. Şuradan bir betadin getir. Kırık nedeniyle uçamayan şahinin kanadına platin takıldı. Veteriner hekim Loğman Aslan tedavinin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Kanadında açık kırık ve yaralar vardı. Biz gerekli tedavisini yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hedefi İzmir'i Akdeniz'in en önemli kültür, sanat ve tasarım kenti haline getirmek. Bu amaçla çalışmalarını sürdüren belediye, kültür ve sanat alanında görev yapan personelinin birikimini arttırmak amacıyla bir eğitim programı düzenledi. Programın ardından kültür ve sanat kenti İzmir başlığı öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi İşbirliği ile düzenlediği Kültür ve Sanat Yönetimi Profesyonel Formasyon Programı tamamlandı. 8 haftalık eğitim sonunda 21 büyükşehir personeli sertifikalarını aldı. Kültür yönetimine giriş, kültür ve kent politikaları, kültürel miras, kaynak geliştirme, tanıtım, iletişim, seyirci geliştirme, prodüksiyon ve etkinlik yönetimi gibi teorik ve pratik konular üzerine eğitim alan personel deneyimleri arttığı için mutlu. Bu eğitimle kültür sanat yönetimi alanında İzmir'de yeni bir atılım yapıldığı ve bu ilk adımın devamının gelmesi bekleniyor. Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Bir Gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu, gazete önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bir Gün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Çeşmecioğlu bugün toprağa verildi. Çeşmecioğlu için Bir Gün Gazetesi önünde tören düzenlendi. Kitle örgütü temsilcilerinin de katıldığı törene Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanı Alper Taş ve milletvekili Sırrı Süreyya Önder de katıldı. Bir gün çalışanları Çeşmecioğlu'na veda etti. Düşmana inat, unutulmaz bir gülüş bırakıp gidenlere. Hoşça kal yoldaşım, adaşım, iş yoldaşım, arkadaşım, hoşça kal. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da Çeşmecioğlu'nu anlattı. İbrahim devrimciydi. İbrahim insan gibi insandı. İnsanlığın en güzel davasını sevdi. Onun uğrunda mücadele etti, yaşadı. Törenin ardından Çeşmecioğlu Ulus Mezarlığı'nda defnedildi. Evet, bir kez daha Bir Gün ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ve Aydınlık'ta gündem. 20 Haziran 2011 Pazartesi de Aydınlık, Kaddafi'nin dediği olduğu sürmanşetinin altında çarpıcı bir özel haber imza atıyor. Fethullahçı iş adamları Suriye'de neyi takip ediyor? Aydınlık yine özel haberiyle gündeme taşıyor. Ankara, Beşar Esad'ın kardeşine neden git dedi. Disk'in araştırmasında işsizliğin gerçek rakamı Aydınlık'ta yazılarıyla Doğu Perinçek, Ferhan Şensoy, Kurtul Altuğ, Hasan Böğün, Şahin Mengü, Kaya Özsezgin Aydınlık'ta sizlerle buluşuyor. Aydınlık tüm bayilerde. Ve yayınımızı burada noktalıyoruz. Yeni başlayan haftanın sağlık, mutluluk, güzellik ve huzur getirmesini temenni ediyoruz efendim. Hoşçakalın.